Değerli dostlar merhabalar. Mercedes'in Stuttgart yakınlarındaki Sindelfingen fabrikasında geçtiğimiz Mayıs ayında çok korkunç bir olay yaşanmıştı. Rizeli, Murat Demir isimli Lazmuro e, lakabıyla bilinen, TikTok'ta da e, çok fazla paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isim. E, mesai arkadaşları Ayhan Balki ve Özkan Karagözlü'yü silahla vurarak öldürmüştü bant başında bu cinayet davası ile ilgili ilk duruşma geçtiğimiz günlerde Stuttgart Bölge Mahkemesi'nde başlamıştı. Dün de e, mahkemenin ikinci duruşması vardı. Bu kez cinayet günü fabrikada olan tanıklar dinlendi. Oradaki işçiler dinlendi. Bölüm amirleri, bölüm müdürleri ifade verdi. Tabii mahkemede oldukça duygusal anlar yaşandı. Özellikle Ayhan Balki ve Özkan Karagöz'ünün yakınları tanıkların anlattıklarını dinledikleri zaman yine gözyaşlarını tutamadılar. Hatta bir yakın Murat Demir'e Bağırarak e, başını önüne köpek şeklinde bir e, ifade kullanınca polisler tarafından dışarıya çıkartıldı. E, tabii tanıktan ifadelerine gelince 23 yaşındaki bir çalışan e, yine aynı Murat Demir ve diğer Ayhan Balki ve Özkan Karagözü ile birlikte çalışan e, bu 23 yaşındaki tanık bir anda olayın gerçekleştiğini Lazmuru'nun silahını çekerek Özkan Ayhan Balki ve Özkan Karagözü'ye ateş etmeye başladığını yaralanıp yere düştükleri halde de ateş etmeye devam ettiğini söyledi ve en sonunda da bunlar Erdoğancı diye bağırdığını söyledi. Yine bir başka Forklift işçisinin ifadesi vardı. O herhangi bir siyasi tartışma duymadığını, olayın bir mobbingden kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Mahkeme başkanı ısrarla olayın nedenini öğrenmek istiyor. Bu e, cinayetleri Lazmuro bir siyasi nedenle mi işledi? Yoksa e, Lazmuro'nun da e, iddia ettiği gibi Ayhan Balki ve Özkan Karagözlü kendisi namiriydi Kendisine mobbing mi uyguluyordu? İşten atmakla mı tehdit ediyordu? İşte bu soruların cevaplarını bulmaya çalıştı mahkeme. Tanıkların bazıları bunun siyasi e, nedenle işlenmiş bir suç olduğunu, önceden bunun planlandığını, çünkü Murat Demir'in yanında silah getirdiğini e, söylediler bugüne kadar iki duruşma yapıldı ve geriye 8 duruşma kaldı. Muhtemelen Aralık sonuna kadar herhangi bir karar verileceğini umut ediyorum. Ancak o tanıklardan bir tanesinin ifadesi Murat Demir'in öldürdüğü Ayan Balki ve Özkan Karagözlü'nün ardından bunlar Erdoğancı diye bağırması olayın siyasi nedenlerle işlenmiş olabileceğini gösteriyor. Çünkü Murat Demir'in Lazmuro'nun TikTok'taki videolarına bakıldığında Erdoğan karşıtı, AK Parti karşıtı, hükümetin Hürmet karşıtı söylemleri çok dikkat çekiyordu. Küfre hakarete varan anlatımları vardı. Aralık ayı sonuna kadar ya geride kalan 8 duruşma sonunda bir karar çıkacak. Bu kararı da ben size yine buradan duyurmaya çalışacağım. Hepinize saygılar sunuyorum.